Merhaba JT Squad, hem zaten tekrar hoş geldiniz. Evet. Aykut Elmas Part 6 geldi. 6. Küfür ediyorsunuz ya. 6. Not 6. No, Allah'ı yarabbim ya. Evet. Dede ve babaanne temali collage. That's like compilation of granddad and grandmother's. What's it called? Baba. No, it's a Turkish meme. I swear. Baba. Lütfen arkadaşlar abone ol, videoyu paylaş, biz Instagram'da takip et. Ve lütfen like bas, çünkü bizim sorunumuz var, yani YouTube alakalı sorunumuz var. YouTube insanlarla paylaşmıyorlar artık, çünkü yedik hack falan, yedik ve hack yedik, ondan sonra yani kanal kapandılar ya. Ondan belki insanlara böyle paylaşmıyorlar artık. O yüzden lütfen sizin yardım istiyoruz. Like at lütfen. Lütfen like at. Videoyu paylaş, yorum yazabilirsiniz. Ve lütfen sonuna kadar izleyebilirsiniz. Ve teşekkürler. İkinci kanalına evet, abone olabilirsiniz. Evet, videoya geçelim. Oğlum hadi beni evime götür artık, ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin, kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada, kendi evime gideyim. Yemek masasının üstüne oturuyorsun, onlar rahat edemiyordur, in koltuğa. Olsun, herkesin kendi evi, hadi götür sen beni, hadi hay. Seni inadın tuttu, geldin evine. Bak ne zaman istersen şöyle gelip alayım, tamam mı? Tamam yavrum, hadi görüşürüz. Herkesin kendi evi canım, 1, 2, 3. Oo, ne bu, erken dönmüşsün, 2-3 hafta gelmezsin diyordum. Yok yavrum, kalmam kimsenin evinde, ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Daha sert bir şeyler versin. Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenler de öyle yemek seç. Okay, so she went to visit son, yeah, and she was like, I need to go home now. And he was like, no, now, like, you just came, wait till like 2 weeks, for like 2 weeks and stuff. And then she was like, no, I want to go home. I'm more comfortable in my house and stuff. So she went home and like, she doesn't, there's a password, the secret code to open the door. And then she went in and like, you see the groove and stuff. inside the house. Zero. Bir şeyler versin. Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenler de öyle yemek seçmek falan yok, söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ses çıksın, ses. Aha lan, kümle gelmişler. Aferin aferin. Hadi sofraya, kuzum geldi diye ıspanak yaptım be, hadi. Ispanak? Cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda? Değil mi Aykutcuğum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk turun değil miyim? Yap oğluma sucuk yap, yap. İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz. Aslancığım hadi bakalım. Bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye almıyor bu tablet? Almayın lan! Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim. Hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kızı mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar veriyor bu tablet! Kumar mı oynuyor? Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Gidecek bir an. Nasıl gidiyor bunu böyle? Sen bırak ha! Çalın lan! Okay, so on their way to visit the granddad, and he was like, look, I'm warning you, when you get there, behave yourself. Anything they ask you to give to eat, that's what you should eat. Don't make any, what is it called? Don't be stubborn and stuff. So when he got there, they asked him to eat, and I was like, no, I don't want to eat that. Then he started like behaving somehow, and then he started reporting the dad, everything the dad has done. He started reporting to the granddad and stuff. So the gang up against him. Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın.
Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordun. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz Instagram'a günde 50 tane nargile dumanlı video atmam lazım, tamam mı? Bir süre sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgün cüren? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var. Babaanne dedi ben YouTuber olacağım. Şunu içiver dedi. Ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yaptı. Oha. Yazarası torunu. Öyle deme 10 milyon izlenmiş. Ha siktir iyi izlenmiş. Benim yer belli oldu. Görüşürüz. Abi. All I know is they all died. Of them died. So they're telling how they all died and stuff. So all of them's own, like everybody's way of death was weird. It was like it was like okay, you at least grandmother, you I'm sure you died on your bed. Like no, my grandchild like asked us to do a challenge of like who can drink hydrofluoric acid. Drinking hydrofluoric acid challenge. Yeah. So it was like. And they was like, ah, why would you do that kind of thing? Like, I'm sure the video even didn't even get any views and stuff. And he said, no, the video got 10 million views. Yeah. Ah, oh, that's nice. That's good. And he said, hey, you are you doing that? That's not your place. Oh, okay. I know where I'm going. Like, hell. Kaç kez dedim sana karıştırma şu dolapta. Çık şuradan. Çık sen ilk bir şeye koydun. Çık. Acaba neler var o dolapta? Hiç alkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz'de Bonibonsa. Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı yaramaz Gizem geliyor. Kula isteyen var mı beyler? O halde alın bakalım. Okay, now when's this? Bu ne lan? Kullanma tarihi 2003. Allah be. Uzun beni. Like when your parents keep telling you don't do that, don't go into the fridge, don't take something from it. You think there must be something so special there as well. You dream about it and stuff. Then when you finally go, it's just this shit. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Evet, psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen, çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum, hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Annem de babamı da eşit seviyorum. Yok bir tanesini seçiyorum. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum ben. Tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya, ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi 5'ten geriye sayacağım. Ooo anne bir dakika. Annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın? 5. Korkma oğlum söyle birimizi gitsin. Önemli değil. 3. 2. Tamam. Babamı daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. Bu eşit değilmiş ya, babasını daha çok seviyormuş. İşitsin. Babası dedi ama. İşitsin. Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun sen? Üzme dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam yap sen işine bak biz oynarız. Ne istiyorsun sen? Üzme dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam yap sen işine bak biz oynarız. Sen tamam. Hmm? Did you understand that? I think she was asking who they prefer or something. Yeah, which, I got that. Kızım ne istiyorsun sen? Üzme dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam. Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu ya hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne. Ne yaptınız bakalım, hallettiniz mi işinizi bir hafta? İyi kadar gitti baba, hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun vallahi, baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ağabey gitti, gelir şimdi. Av mı? Ha geldi. Ha, hoş geldin baba. Anne! Al, tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yapma. Dedeyüz, sen atanla nasıl böyle konuşursun?
beyim, destur ver, alayım şu zündüğüm kellesini. Ha yaşı torun valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Emperyalist köpek. Hay maşallah torunlar. Daha emperyalist bile diyemiyor ya. Bak yavrum, harf inkılabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ye yeah, torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik, Bamsı Bey olarak geri aldık. 8 yıl geriye gittik. Oğlum dedeni... So like he went to give his granddad like his child. Yeah. Please take care of this child for me 1 week. Yeah. And then he gave him the toy he wants him to play with and stuff. But 1 week later, the guy is already so traditional and like he's with words. Yeah, so he's so the words was even using it. Normally they use Baba, but was using Ata. Ata is like Ata is also dad, but like a more traditional way, cultural way of saying that. So everything he was doing was cultural. Sure. Like draw out his sword. And then he said, "See, I give my child to you as this. And look at what you are giving me back and stuff." Çocuğu test olarak verdik, Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Oğlum, dedenin babaannenin yanında evde olan olay. He said, "This guy went back 800 years." Ay gosh. Senin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma, tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh, aferin oğlum. Hadi durdurdum ya, sen geldin. Hadi başlayalım. Geldim, hadi başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok. Ne oldu be bu? Reklam ayına ara verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek, sonra babam düz... Okay. The dad was like, when you get to your grandparents' house, don't explain everything that we go through at home to them. And I was like, oh, of course I won't do that. That's special for us and our family. I can't do that and stuff. And when he got there, the first thing he did was he started like explaining everything. He said like, my dad said he wants to divorce my mom, all of that. And then that reclam that you saw, the guy put in a real advertisement. Yeah. And like, if you want me to continue, you pay 50. The granddad gave him 50. Nice, continue. Düzgün konuşan dedi, öyle diyemezsin dedi. Ne konuşan dedi? Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan, ben anlamadım. Yok, oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişleri durdurabildik. Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişleri durdurabildik. Güneyden 2. ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, 4. ordu ilerleyemiyor. Abu! Ne demek ilerleyemiyor? Nasıl ilerleyemiyor? Bizim Umre'den gelen hacılar var ya, he, onlar 4. orduyu durdurdu kimyasal silahla. Ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal, ne diyorsun? Ne emekli maaşı? Senin kafa gitti gene. Sen kimsin? Karın mı çocuk? Ne yapıyorsun? Kaçtın bıllığı şaplarına. Biz Allah'ın eliyle, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle, o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim, hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba. Verdiler mi, vermediler mi? Kısmetse, değil mi efendim? Kısmet bu işler tabii. Ya, bu bir cevap değil ki, çok belirsiz. Ben belirsize gelemiyorum da. Nasip de varsa? Bu kadar. Bir cevap değil ki. Nurhan, sen söyle, var bir şey. Verdin mi babam, vermedi mi? Anladın yani mı? Vermişse vermiştir, vermemişse vermemiştir. Kısmetin önüne geçin. Yani bakılır. Nasip de kısmet olur. Alır. Kısmet olur, nasip de olur. Sağlık tabii hepimiz için. Sonrasında bugün olmaz başka zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın sağ olsun. Bakın abi, sen söyle bari, verdiler mi, vermediler mi? Dedim gülüm, varsa verir, yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin adamımızı. Oğlum, hadi beni evi...
Okay, so you went to like ask a girl for a hand in marriage from the family and stuff. And you're not sure whether they said yes or no. Are you asking everybody? Hey, babe. Okay. Actually, his comedy is actually out of the box. He's not basic. He's not basic. Yeah. Like you started thinking, how did he come up with this this idea? I could tell more part 6. Hope you guys like this one. If you like it, please smash the subscribe button, like the video, comment something nice, follow us on Instagram, subscribe to our second channel, and please drop a link to a possible part 7. Drop a link. Until we see next time, guys. Peace.